Herkese iyi akşamlar sevgili izleyiciler. Fed şaşırtmadı. Beklentilerin neyse beklentiyi karşıladı. Enflasyona karşı mücadeleye devam edeceğiz dedi ve 75 baz puan faiz artışına gitti. Konuyla ilgili yapılan açıklama var. Öncesinde bu faiz artışının bu ay itibariyle bize yansımaları nasıl olur? Fed bu kararıyla ne demeye devam etti? Onları konuşacağız. Değerli ekonomist Murat Sururi Özbülbül karşınızda. Murat Bey selamlar, iyi akşamlar. İyi akşamlar sevgili Özgür. Bizi bu saatte izleyen izleyicilerimize de selamlar diyelim. Ekonomi her şeydir. Evet. Evet, Fed şaşırtmadı. Kesenin ağzını kapatmaya devam edeceğim dedi. Kimsenin eli dolar kesesinin içerisine girmeyecek dedi. Şimdi zaten Merkez Bankası ve ekonomi yönetimleri şaşırtmamalıdır. Çünkü böyle sürprizler yaparsa, nahoş sürprizler yaparsa insanlar o yönetime güvenmezler, orada iş yapmazlar. Para işi bu. Tamam mı? Malcanın yongası. Yani kimse şu oldu işte param gitti. Öyle bir şey razı olmak istemez. Onun için önünü görmek ister. Evet. Türkiye'de ekonomi yönetiminin yaptığı en kötü şey zaten öngörülebilirliği yok etti. Tamam, güveni yok etti. FED görüyorsun tartışıyor. Ufak ufak böyle insanları alıştırıyor. Piyasaya alıştırıyor. Ne yapacağını söylüyor. Bu tabii bir güç meselesi. Yani baskın basanındır gibi bir iş yapmıyor adam. Adam diyor ki Evet. ben bunu yapacağım, böyle yapacağım, sonucu bu olacak, bekleyeceğim, şu olursa da şunu yapacağım diyor. Dolayısıyla herkes biliyor, yatırımcı biliyor, tüketici biliyor, esnaf, iş adamı, müteahhit, herkes biliyor ne yapacağını. Türkiye'de ise bırak esnafı, müteahhit, yatırımcı, ülkeyi yönetenler ne yapacaklarını bilmiyorlar. Yani dün akşam bir şey söylüyorlar, bugün başka bir şey söylüyorlar. Dolayısıyla FED şaşırtmadı. Şimdi bundan sonra ne olacak önemli. Biz bundan sonra güçlü dolar göreceğiz. Dolar hem güçlü olacak hem daha zor bulunacak. Hem de daha pahalı bulunacak. Türkiye gibi riski yüksek, borcu çok fazla, fahiş miktarı olan ülkeler dövize ulaşmakta çok büyük zorluk çekecekler. Bir de tabii biz böyle işte kerameti kendinden menkul, faiz sebep, enflasyon sonuçtur gibi şeylerden yola çıkınca, teorilerle yola çıkınca çok sıkıntılı bir dönem geçireceğimiz kesindir. Dalga gittikçe sertleşiyor ve maalesef Türkiye'nin de bunu alabileceği fazla bir tedbir yok. Bakalım hangi kayalıklara sürükleneceğiz. Evet, diğer taraftan 2022 yılının ikinci yarısı için ılımlı bir resesyon öngörüsünde bulundular. Bank of America baş ekonomisti ve ABD eski hazine bakanı da yumuşak inişin mümkün olmadığını söyledi. Şimdi yumuşak inişten kastetti yani ciddi bir resesyona, işsizliğe ve iflas dalgasına yol açmadan enflasyonu indirmeyi kastediyor. Kolay değil. Yani bu böyle bıçak sırtı bir dengedir. Biraz işte kantarın topuzunu kaçırırsan enflasyonu düşürürsün ama bir sürü insan işsiz kalır, bir sürü firma batar. O da istenmeyen bir durumdur. Yani onların da işi kolay değil. Öncelikle tabii kendi iç piyasalarını düşünüyorlar ama muhtemelen dış piyasalara etkilerini de hesap ediyorlardır. Şimdi bunu izleyeceğiz. Dikkat edersen altın ve petrol hemen yukarı yönlü tepki verdiler. Yani her şey beklendiği gibi gidiyor Özgür. Sürpriz yok. Evet, yani Amerika bu hareketiyle gelişmekte olan ülkeleri bir nevi kendi başının çaresine bakmaları konusunda bir mesaj da vermiş oldu diyebilir miyiz? Tabii her koyun kendi bacağında nasıldır diyor. Önce can sonra canan diyor. Amerika kendi canını kurtarmak derdinde. Yani yüksek enflasyonu indirmeye çalışıyor. Evet. Burada Türkiye ne olmuş, Pakistan ne olmuş, Mısır ne olmuş adamın çok da umurunda değil. Borçlanma senin, borç yeme senin kardeşim. Borç yiyen kesesinden yer. Yani ben Evet. mi dedim diyor sana duble yollar yap böyle asma köprüler yap üçer beşer biz aptal mıyız biz yapmayı bilmez miyiz diyor. Ayağını yorganına göre uzatacaksın. Evet, o zaman Fed kararını ve niyetini tam olarak belli ettiğine göre gelişmekte olan ülkeler başta biz kendi derdimize daha fazlası. Gelişmekte olan ülkelerin yüksek dış borcu olan ve yüksek ölçüde ithalata bağımlı olanların başı ciddi belada Özgür. Evet. Bu akşam Fed gerçek elini gösterdi. Umurumda değilsiniz dedi net bir şekilde artık. Yani benim derdim benim ülkemdeki enflasyon ki bunun da sonuçlarına katlanacak şekilde hazırlanıyorlar bir de. Yani böyle Ya adam riskli. kendi ülkesinde bedel ödemeye razı, Evet. senin ülkende ne olacağıyla hiç ilgilenmez ki. Evet, ne yazık ki önümüzdeki süreç yazı zor bitireceğiz. Bunu söyleyebiliriz o Bu zaman. kış çok zor geçecek.
Çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için. Bu saatte vakit ayırdınız. İzleyicilerimize bu kararı yorumladınız. Yarın daha kapsamlı bir şekilde, çünkü açıklamalar düşecek. Powell'ın açıklamaları düşecek. Bakalım onların alt metninde kimlere selam çakacak, kimleri de arkasını dönecek, onları göreceğiz. Yarın görüşmek üzere. Sabah konuşuruz. Tamam, iyi günler.